Umre'ye giden hacca gitmiş sayılır mı diye bir e, sorumuz vardı. Umre'ye giden, tabi Umre mustakil bir ibadet. Yani tek başına olan bir ibadet. Hacca gitmişken Umre'den istifade etmek o ayrı mesele. Ama zaman içerisinde, belli bir süre içerisinde e, kişi Umre'ye gider, Umre'sini yapar. Bu müstakil bir ibadet. Sünnettir veya vaciptir diyenler var Umre için. Yani tek başına sünnettir, nafiledir, güzel bir ibadettir. Ama hakkıyla yapılmış birkaç kaç ömre hac yerine geçiyor. Fıkhen hac yerine geçmiyor, sevap itibariyle geçiyor. Yoksa anam elli umrede yapsa hac yapmış olmaz hac için. E, Arefe günü, Arefe vakfesinde duracak vesaire şartları vardır, hacın şartları vardır. Ama umre mustakil bir ibadettir. Kendi başına bir ibadettir. E, umre için e, gitmiş olan bir kişi bu ibadeti yapmış olur, bu ibadetini yapmış olur ve e, imkan bulduğunda da hac için gitmelidir, hac'a gitmelidir. Peki diyelim ki umre'ye gitti ama hac'a girecek imkanı yok. Umre için gitti ama hac'a girecek imkanı yok. Hac'a girecek imkanı olmayan, hac'a girecek imkanı olmayan bir kardeşimiz umre'ye gitmekle hac kendisine Anında farz olur mu? Böyle bir görüş de var. Bunlar tabii fakihlerimizin, fıkıhçılarımızın genel hükümlerden, ayetlerden, hadislerden, hacla ilgili ayet kelimelerden, hacla, e, e, umreye gitmiş, haccan istifade etmek isteyen kişilerle ilgili inen hükümler vardır. Bunlardan e, hüküm çıkarmaya çalışıyorlar ve böyle bir neticeye varıyorlar. Diyorlar ki umreye giden hac kendisine farz olur. Ama bu bir görüş. Hayır farklı bir görüş sahibi olanlar da var. Umre ayrı bir ibadet. Hac ayrı bir ibadettir. Umre'ye gitmekle hac farz olmaz diyenler var. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki gücünüz yoksa Allah gücünüzün o gücümüzün olmadığı şeyi bize yüklemesi söz konusu değildir. Bize böyle bir şey yüklemez.